Nasılsın? Anne. Yapma anne. Nerede hani benim güçlü Zümrüt Sultanım? Hadi ama sen neler atlattın. Bunun da üstesinden geleceğiz biz. Yapma. Yapma ne olur. Kendimi alamıyorum ki hayatım. İlk bayanım yalıyı satmış. Ne? Düşünebiliyor musun? Artık taşkıran yalısı bizim değil. İyi de İkbal Hanım'ın değil ki bu yalı. Nasıl satmış? Necip Bey. Beraberliğimizin diyetini ödemek için İkbal Hanım üzerine yapmış. O kadın da saniye sekmeden satmış. Yani burada oturamayacak mıyız artık? Nerede oturacağız peki? Bilmiyorum. Ama orası değil artık. Bu yalı bizim değil artık, başkalarının. İnanamıyorum. Hayat. Artık herkes kendi başının çaresine bakacak galiba. Yakında senin de bebeğin olacak. Bebeğe bir düzen kurman gerekiyor. Atlatacağız. Atlatacağız hayatım. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Benim için zevkti. Evdekilere selam söyle. Olur, söylerim. Efendim Yeşim. Çınar şirkette misin? Hayır ama birazdan geçeceğim. Seninle biraz konuşmam lazım. Ben de 15 dakikaya kadar oradayım. Olur mu? Peki. Görüşürüz. Anneciğim, saat erken daha. Sen niye geldin? Hasta mısın yoksa? Hasta değilim. Anne, işten ayrıldım ben. Tövbe bismillah. Ne oldu kızım? Sabah kanatların uça uça gidiyordun. İşi Çınar ayarlamış bana. Şirket tanıdığınınmış. Arayıp rica etmiş beni işe almaları için.
Çınar'ın nereden haberi olmuş? Bilmiyorum ki. Zaten önemli de değil. Hayır, biliyorum, bana yardım etmek istiyor. Ona kızmıyorum da. Ama kabul edemezdim bunu. Benim gururlu kızım. Gel bir kim adana yanına sen. Ay. Kusura bakma. Beklettim seni. Trafik çoktu. Otursana. Ben de yeni geldim zaten. Evet, seni dinliyorum. Nedir bu kadar acil olan konu? Bir tahminim vardır herhalde. Tahminim falan yok. Oyun oynamak da istemiyorum. Şimdi söyle. Annen. Benim yuva bildiğim tek yeri. Yalıyı satmış. Yalıyı mı satmış? Aynen öyle. Bugün konuştuk annemle. Bana hiç bundan bahsetmedi. Neden böyle bir şey yapmış ki? Bizim Necip Bey ile Zümrüt Hanım boşanmaktan vazgeçince... anlaşılan intikam almak istemiş. Gerçekten çok şaşırdım. Yani annemin hiç tarzı bir hareket değildir bu. Seven kadından korkmak lazım Çınar. Erkeğini geri alabilmek için yapamayacağı şey yoktur. O da bir kadın sonuçta. Benim asıl konuşmak istediğim konu bu değil. Necip Bey ve annem ayrı bir eve çıkacaklar. Ben ve bebeğim ortada kaldık. Karnımda senin çocuğunu taşıdığıma göre bu artık senin sorumluluğun altında. Hazır sen de otelde kalıyorken bir an önce bir plan yapmamız gerekiyor. Sen nerede kalacaksın, ben nerede yaşayacağım? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Seninle aynı evde oturmayacağımı biliyorsun değil mi? Öyle bile olsa evlerimiz birbirine yakın olmalı. Sonuçta ben de, bebek de seni sık sık görebilmeliyiz. Sana ne zaman ihtiyacımız olacağı belli olmaz değil mi? Haklısın. Elimden gelen desteği vereceğim. Ama daha fazlasını beklememen konusunda seninle konuşmuştuk. Kolay mı sanıyorsun sen? Bu çocuk sadece benim değil, senin de çocuğun. Üzerine düşen sorumlulukları bir an önce alsan iyi edersin. Bu konuyu düşün. Sonra tekrar konuşuruz.